Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kutu açılımı yapacağım. Bilin bakalım ne geldi. Tabii benden önce sağ olsun FETÖ'cüğüm kutuyu açtı. Beni gümrüğe davet etti. Gittik gümrüğe. Gümrükte abi bu drone mu dediler. Lan oğlum dedim benim drone'la ne işim olur. Ne geldi? FlySky X20S. Türkiye'deki ilk X20S muhtemelen. Şöyle dış kabuğunu yırtalım. Evet, pre-order'a yazıldık Nisan ayında X20S için. Gittim, tabi bekledik, bekle baba bekle ve sonunda X20S'imiz geldi gördüğünüz üzere. Normal eskiden bilen arkadaşlar bilir, FlySky OpenTX kullanıyordu. Fakat artık OpenTX kullanmıyor, Ethos kullanıyor. Artık Ethos kullanıyor. Ve bu X20'lerle beraber Ethos'a geçti. X20'lerde standart olarak Ethos geliyor. Bakalım bu Ethos yazılımıyla da ilk defa şey yapacağız. Nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz artık. Tabi her zamanki gibi yine küçük çantasını vermiş. Bundan önce bende X9D vardı. Pardon, X9E vardı. E kocamandı. Bu biraz daha küçük. Küçük olması daha iyi. Tabi bu arada kameramız yeni. Kafa kamerası. Bazı şeyleri beraber öğreniyoruz. Ben siyah renk aldım. X20 bakalım bu ne? Ha, yine bir seksi boyun askımız var. Bir onunla başlayalım. Ethos'u tabii kullandıkça öğreneceğiz. Ethos'u öğrenirken ben size de şey yaparım, yine açıklarım. Malum biliyorsunuz şeyde her şeyi yapmıştık. OpenTX'de. OpenTX'de Excavator'da envai çeşit mixleme işini yapmıştık. Bakalım bununla da yaparız. Alalım kumandamızı. Türkiye'deki ilk X20. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Evet, ergonomisi gayet güzel. Ele geliyor. Şunlarda kenar korumaları. Şunu da anlamıyorum. He. Tam telefon kafası. Abi biz bir şey yaptık. Siz bunun içine edersiniz. O yüzden ben size koruma da vereyim plastiğinden. Lan oğlum o zaman buralarına yapsanıza bunun yumuşak plastik. Ha, bak bu gimbal'la şu 45 derece muhabbet. Lan bu da değişikmiş ha. Çırt çırtlı burası. Burası da böyle. Bak şu anda gimbal'lar eğik duruyor. Görüyor musun? Çok fantastik. Bunun numarası buydu. Böyle gimbal'un eğik durmasıydı. Gerçekten ilginç. Şurada bir trimi var. Şöyle açalım. İnşallah içinde biraz pil vardır. Welcome to Ethos. Throttle not idle. Switch warning. Failsafe not set. Tabii ben de sizinle beraber ilk defa açtım. Şu anda model falan fıstık yapasım hiç yok. Onu oturup sakin kafayla yapacağız. Bunlar 3 yol. 3 yol. 3 yol. Bakayım şunlar var. Şunlar var. Şurada ne var? Tık tıklısı. 3 yol. Bakayım. Normal ikili. 3 yol. Yani bir tık tıklı var. Bir 3 yol ikili var. 3 yol. 3 yol. 3 yol. 3 yol. Bunlar da 3 yol. Bunlar biliyorsunuz esprisi ki. Ha bak bunun şeyini güzel yapmışlar bu sefer. Tık duruyor. Tık duruyor. Yaylı. Güzelmiş. Bunlar çıt çıtları aynı. Şunlar çok şeydi. Çok methediliyordu. Bakalım göreceğiz. Güzele de benziyor. Yani şeyini bakalım. Ama şu olay çok garibime gitti ya. Yamuk duruyor. Şunu kesin düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceksek öğreniriz. Şunlar boş tuşlar. Bunların yerine bir şeyler takılıyor biliyorum. İşte sökeceğiz bakacağız. Bak bunda da şey var, çıt çıt var. Bu da muhtemelen şey. Bakayım başka kutuda ne var? Şunu koyalım yerine şimdilik. Kutu da güzelmiş ha. Normalde alıcı ve şey de olması lazım içinde. Bakayım onlar nereden çıkacak. Ha bak onlar da şuradan çıktı. Yeni nesil alıcı R8
Pro. Bu arada bunlarda şey çıkışı yok. Neydi? Akıllı port, smart port. Daha farklı bir şekilde yazılım update oluyor. Gelen yazılım içindeki 001'miş. O gelen yazılımı 004'e update edeceğiz. Ara kablosu. C-type. Değil mi? C-type oluyor bu kalın uç. Başka ne var? Bu neymiş? Ha, bunlar da plastik kafalar. Kutuda başka bir şey var mı? Kutuda başka bir şey kalmadı. Çantası küçük olması güzel ya. Benim hoşuma gitti. Ameliliği yok yani. Bakayım bundan ne çıkacak. Bu arada biz bunları pre-order yaptık. Pre-order yapan tayfaya $45 iade ettiler. O $40 $45'la da artık ne yaparım? Bir tane daha alıcı alırım. Hadi ya. Sevmiyorum böyle. Sanki kimse açmayacakmış gibi kapatmışlar. Bundan ne çıkacak bakalım. Ha, bundan da R9M çıkacak. Tamam. Bunu da kullanır mıyım bilmiyorum ki ya. Zorla kakaladılar alırken. Bundan da bu çıktı. Burada ne varmış? Manuel for bu. Başka bir şey var mı? Ha, var. Birkaç bir şey daha var. Ha, bunlar da bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdilik böyle. Kumandamızı tekrar gösterelim. FrySky X20S. Türkiye'de ilk kutu açılışını yaptık. Önümüzdeki günlerde yazılımını işte keşfedip yaptıktan sonra size yeni videolar atacağım. İşte hidromek ekskavatörümle birlikte, devam eden ketlerle birlikte, kamyonlarla birlikte bütün uygulamalarını yapıp yeni videolar atacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.